bölümünüzün denkliği var mı yok mu görebilirsiniz. Bu baktığımız sistemde. Şu ana bine geldik. Ana bine geldiğimizde soldaki sıralama var. Soldaki sıralamada biz önce kurumumuza bakacağız. Şuradan biz kurumumuza bakacağız arkadaşlar. Benim kurumum nedir? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Bir bakalım İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne. Öncelikle ülkeyi seçiyoruz. Ülkemiz burada Türkiye. Seçtik mi? Ülkeyi onaylıyoruz. Onayladıktan sonra neresi? Bütün şehirler diyor. Biz buradan İstanbul'u seçiyoruz. İstanbul. Evet. İstanbul'da ne akademi, privat, özel, devlet üniversitesi, işte gimnazyum, liseyi de seçebiliyorsunuz. Hayır, biz lise aramıyoruz. Devlet üniversitesi arıyoruz. Devlet üniversitesinde bakın burada. Bütün üniversiteler var. Galatasaray, Gülhane, İstanbul Medeniyet, İstanbul Cerrahpaşa, Marmara. Biz nereye gidiyoruz? İstanbul Üniversitesi'ne gidiyoruz. İstanbul Üniversitesi'ne tıkladığımızda İstanbul Üniversitesi'nin H artı olduğunu görüyoruz. Yani üniversitemizin bir denkliği var. O zaman üniversitemizin denkliği varsa tekrardan ana sayfaya gidiyoruz. Üniversitemiz cepte. Şimdi bölümümüze bakacağız. Neydi bölümümüz? İletişim Fakültesi. En üstte Hochschulabschlüsse var. Yani üniversite bitirmeleri. Suchen nach Abschlüssen. İkinci tık şu infonun yanındaki. Yani mezuniyetini ara. Ülkemizi seçiyoruz yeniden. Ülkemiz Türkiye. Türkiye'yi onaylıyoruz. Sonra burada diyor ki ne mezunusun? Doktor musun? Ön lisans mısın? Veteriner misin? Yüksek lisans mısın? Biz lisans mezunuyuz. Neydi? İletişim Fakültesi. Lisansı tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi buradan neyi seçeceğiz? Bakın. Lisansı tıkladık ya. Lisansın bir altında bakın şurada hangi bölüm seçimini yapacağız? Tıkladık. Bölümler çıkıyor. İ harfine gideceğiz. İşte İletişim Fakültesi'ne. Sizin bütün yani eğitim yönetimi var, ekonometri var. Bakın bütün bölümler var ama bütün bölümler değerli arkadaşlar. İ harfine gidiyoruz. İletişim tasarımı, iletişim bilimleri. Buyurun. İletişim bilimleri. İletişim Fakültesi yani. Tıkladık. Neymiş? Varmış. Tıklıyoruz. Ne diyor? Bir de burada benim mesleğimin Almanya'daki karşılığının ne olduğunu anlatıyor. Şurada. Yorum diyor yani. Buyurun. Yorumluyor. Benim mesleğimin ne olduğunu yorumluyor. Anlatabiliyor muyum? Seçmiş. Bu bölümde artı var. O zaman benim bölümüm de onaylı. Üniversitem de onaylı. Bu listede olmayan bir fakülte karşınıza çıkarsa, yani fakülteniz bu listede yoksa, üniversiteniz bu listede yoksa, bu denkliğin olmadığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar başka biri sizin bölümünüzü sorgulamamış demek olabilir. Dolayısıyla da sizin o zaman manuel olarak başvurmanız lazım.